Merhaba dostlar. Öncelikle direnen tüm yoldaşların mücadelesi kavgası önünde saygıyla eğiliyorum. Bu kavga bugün başlamadı. Dün de vardı, dünden önce de vardı, yarın da var olacaktır. Dolayısıyla işçi sınıfı bu ezilen, ezen anlayış ortadan kalkmadığı müddetçe, yok olmadığı sürece işçi sınıfı bu kavgayı verecek ve bu kavgayı sürdürmeye devam edecektir. Biz belediye işçileri olarak, siz özel sektörde, büyük oranda özel sektörde çalışan arkadaşlarımız var burada. Çalışanlar olarak aslında sorunumuz aynı. Yani dün belki belediyede çalışanlar, kamuda çalışanlar özel sektöre göre daha güvenceli bir ortamda çalışıyorlardı. Ama bugün gelinen noktada belediye işçileri, kamu işçileri hemen hemen her tarafta aynı. Özel sektör işçisi ne kadar güvencesizse, ne kadar çalışma koşulları ağırlaşmışsa onların da çalışma koşulları o kadar ağır, o kadar güvencesiz koşullarda çalışıyorlar. Yani şunu demek istiyorum. Aslında sorunumuz ortak. Ama mücadeleyi ortaklaştıramıyoruz. Mücadeleyi yan yana getiremiyoruz. Mücadele veren sendikalar yanında durmayı bir türlü beceremiyoruz. Bu da büyük oranda biraz önce arkadaşların da anlattığı, söylediği gibi bürokratikleşen, işte o kangrenleşmiş üç konfederasyonu işçilerin üzerinde kurmuş olduğu ahtapot gibi o çöken anlayışı bir türlü kırıp atamıyoruz. Bugün Türkiye'de 500 bin belediye işçisinin toplu iş sözleşmesi devam ediyor. Benim en az 50 tane toplu iş sözleşmenin altında imzam var. 500 bin belediye işçisinin devam eden toplu iş sözleşmesinin hepsi grev aşamasına gelmiş. Hiçbir tanesinde ücret teklifi yok. Yani işte 60 günlük müzakere süreçleri bitmiş, arabulucu süreçleri bitmiş, grev aşamalarına gelmiş. Yani yaklaşık 60, 120, 100, 243 ay, 6 aylık bir süreç bitmiş, hala da teklifler gelmemiş. Yani bu aslında şunu gösteriyor. İşverenler o kadar rahatlar, o kadar konfor içerisindeler ki karşılarında bir güç yok, teklif verme tenezzülünde bile bulunmuyorlar. O açıdan biraz önce ben de aslında biraz önce söylenen o birlikte oluşabilecek odağa gelmek istiyorum. Ama o odağa gelirken bugün bu mücadeleyi verenleri sadece mücadele verenlerle baş başa bırakıyoruz. Bizim böyle bir eksiğimiz var. Biz bir türlü dayanışmayı geliştirmeyi beceremiyoruz. Bir türlü dayanışmayı geliştirip bu sadece gidip o iş yerinde işten atılmış ya da mağdur olmuş işçi ziyaret etmek değildir. Bugün mesela Menemen Belediye İşçisi, Karşıyaka Belediye İşçisi, işte Dikili Kemalpaşa Belediye İşçisi, Agrobay İşçisi, Polonez İşçisi, Fernas İşçisi. Bu insanların bir ekonomiye ihtiyaçları var. Bu insanların evine götürebileceği bir ekmeğe ihtiyaç var. Ben 2009 yılında işten atıldığımda 180 gün ben de direniş yaptım. Ben de İzmir'den Ankara'ya kadar yol yürüdüm. O günkü işçiyle maalesef bugünkü işçi arasında dağlar kadar fark var. Bir türlü bunu kıramıyoruz. Her Allah'ın günü dayanışma yapmak için işte ekonomik dayanışma mı dersiniz? Kendi iş yerinde almış olduğu gıdayı evine götürmüyordu, getiriyordu, oradaki işçilere dağıtıyordu. Ama bugün bir türlü bunu yaratamıyoruz. Bunu yaratamadığımız için de bir şekilde bu direnişler ya şeydeki gibi, Carrefour'daki gibi dirençli bir mücadeleci bir sendikal anlayışı orada ortaya çıkıyor, onu sonuçlandırıyor ya da dağılıp gidiyor. Karşıyaka'daki gibi, işte Menemen'deki gibi ya da Kemalpaşa'daki gibi. Sonuç itibariyle şunu söylemek istiyorum. Özel sektördeki arkadaşlarının vermiş olduğu mücadelenin aynısı maalesef kamuda veremiyoruz biz. Ben bunu özellikle kamudaki burada olan arkadaşlara sesleniyorum. Eğer varsa biz biraz daha elimizi taşın altına koymamız lazım. Bizim alanımız biraz daha geniş. Bizim konforumuz biraz daha fazla özel sektördeki işlere göre. Dolayısıyla bizim biraz daha öne çıkmamız, biraz daha buradaki insanlara yardım sağlamamız gerekiyor ki burada mücadeleyi büyütmek gerekir diye düşünüyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun, var olun.